Bu arkadaşın savunduğu şey IŞİD'in savunduğu dindir. Hiçbir şeyi yok yani bu adamın savunduğu fıkıh şu anda. Ben biliyorum bu leblemeden leblebiyi biliyorum. Yani cariyecidir, kölecidir, rejimcidir, mürtedin öldürülmesini ister. Yani bu adamın hayalindeki İslam, söz konusu İslam değil aslında, Sünnilik iktidara gelse zulüm olur, cehennem olur. Yani dünyada cehennemi yaşarsınız. Kur'an'da zaten diyor. Onlar şu anda cehennemi kendi cehennemlerini ürettiler diyor. Cehennem onları şu anda bile kuşatmıştır. Ve nitekim Sünni ve Şii ülkelerde bakarsın ne özgürlük var, ne huzur var. Ahlaksızlığın danışkası yalanın, zulmün danışkası. Biraz gücü olan bir alttakini ezer zulmeder. Evde baba firavundur, işine gider. Oradaki müdür firavundur, o müdüre köledir. Öylesine birbirini ezme, sömürme, zulmetme sistemi var. Böyle bir zincir var. Melanet ve zulüm zinciri. Şimdi bu onun genel dini. Bunu şey etmek için Kur'an'ı istismar ediyor. Caner maalesef çok şey davranıyor, kibarca davranıyor. Adama gereken cevap vermiyor. Şimdi adamın düşündüğü şu, diyor ki Kur'an yaklaşmayın diyor zinaya. O halde birbirine oturursa bir kadın bir erkek bir yerde kahve içerlerse zinaya yaklaşır. Ben birçok kadınla, birçok öğrencimle oturdum, ders çalıştık, onlarla konuştum. Kendi ofisimde hiç de böyle zina falan aklımın köşesine bile gelmedi. Ama birisinin aklında varsa, birisinin aklında o şey varsa, vallahi gelmese bile kadını uzaktan bir kilometre ötede torbanın içinde bile görse aklına zina gelir, o zinaya yaklaşır. Yani önemli olan nedir? Zinaya yaklaşma olayı eğer bir kadınla bir erkeğin, ha diyorsun ki kahveyle başlıyor. Yok, kahveyle başlamıyor. Önce kadını görmekle başlıyor. Çünkü ondan sonra kahve içmeye davet edecek değil mi? O zaman kadını görmek nedir? Zinaya yaklaştırır. Aynı bu mantıkla bunlar kadının yüzünü peçeyle örtmeyi gerekli gördüler. Bak, dört...